Ama evlendikleri zaman da işte ben sen fakirdin de ben seni aldım adam ettim de şöyle böyle. Kadın erkeğin parasını yer ama erkek kadının parasını yediği zaman illa ki bir fesat çıkar yani. Zenginler fakire kız verir mi yavrum? Vermez. Zenginler kabul etmez yani. Merhabalar değerli Nar TV izleyicileri. Endonezya İnsani Gelişme Bakanı yoksulluk oranının azalması için fakirlerle zenginlerin evlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de böyle bir durum olursa ne gibi sonuçlar doğurur? Halkımız ne düşünüyor? Buyurun birlikte görelim. Zenginler kabul etmez yani. Ama evlense iyi olur. Yani benimle fakirle zenginle ne farkı var? İnsan olarak da yapar olarak da doğuşta neyiz biz? İnsanız. Biz insanlara saygı duyacağız yani. Ya sorunlar işte kadın olsun benim babam zengin der şey yapar yani. Biraz erkeğe altalar yani. Sen benim emrimde yaşa. Ben bilmem şudur. Bayan der ki benim babam zengin. Sen benim şeyimine yapacaksın. Yani otoritesini kullanır onlar. Dengi dengine derler yani. Vallahi hiç görmez. Çünkü iki günde birbirlerine düşerler. O iş olmaz. Davul bile dengi dengine. Ama ortadaki ayrım kalkacak. Ayrım kalkmaz. Peygamberimizin gününden beri işleyen ayrım boyun kahar mı? İnanıyor musunuz? Zor yani. Yoksulluk oranı azalacak. Yoksulluk yok ki. Hele şu küçük millete gezenlere bak bakayım yoksulluk var mı? Giyimlerine, yürüyüşlerine, alışlarına var mı yoksulluk? Hiç zannetmiyorum. Peki davul bile dengi dengine dediniz. Neden dediniz bunu? Ya şöyle, hele illa da kadın kısmısı zengin olursa zaten adamın kafasını kaldıracak hiç hali olmaz. Bu. Kadın erkeğin parasını yer. Ama erkek kadının parasını yediği zaman illa ki bir fesat çıkar yani. Sağ ol. İçimizdeki nefis ölene kadar bizimle. Ne yazık ki. Bunu yenebilsek her şey daha güzel olacak. Yani bu gelişim gerçekten desteklenebilecek bir şey yani. Yapabilene ne güzel bir şey. Yani her şeyden önce bu yani İslam'ı yaşayıp beraber olup Allah'ın izniyle yani yaşayıp yaşadıktan sonra amel edip ilimli ihlas bir şekilde her şeyin huzuruna getiren zaten İslam'dır başı. İkra bismi rabbikellezi halak yani. Oku yani Rabbinin adıyla. Yani seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Yani gelişme güzel bir şey. Yani desteklerim tabii desteklerim. Yani insan bir nevi diğer insanın kibirini yenmesine karşı gelir. Bilgisiyle, Allah'ın izniyle, ilmiyle. Ve Hatice anamız her şeyinden vazgeçti. Allah için ve onun elçisi, kulu ve elçisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun için her şeyini hiba etti Allah yoluna. Ve onun için iffetini, yani namusunu gizleyip ve öyle de ilk Müslüman olan anamızdır. Ve ilk Müslüman olarak ölen anamızdır. Allah razı olsun. Doğru o şekilde yani olabilir. O da olmaz yani, mümkün değil. Olmaz ki. Olmaz. Kalkmaz, o da olmaz. Kültürlü insanla, kültürsüz insan bir olur mu? Olmaz. Bağdaşmazlar. Ayrılmalar daha çok olur. Yani şu günümüzü yaşayıp görüyoruz yani değil mi? Üniversiteler... baba ana dinemez oldu zaten çocuklar. Aslında denge unsuru sağlanması adına belki güzel bir şey söylemiş oldu ama bizde hani meşhur bir söz vardır. Davul bile dengi dengine çalar diye. Dengi dengine diye söylenir. Bu anlamda biraz zorlukları var bu işin. Özellikle peygamberimize baktığımız zaman zengin bir kadınla evleniyor aslında. Hazreti Hatice örneği hepimizin gözünün önünde olan bir örnek. Ancak Peygamberimiz evlendikten sonra Hazreti Hatice validemizin tüm mal varlığını fakirlere dağıtıyor. Bazen mal insan arasında uçurum olduğu zaman, yani varlık arasında uçurum olduğu zaman sorunlar teşkil ediyor. Ama insanların fikri anlamda olgunlukları varsa bunun çok fazla da bir sorun doğuracağı anlamına düşünmüyorum. Çünkü eğer kendi aralarında fikir birliği varsa, anlayış birliği varsa malın çok fazla bir etkisinin olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Kurban olur mu? Türkiye'de olmaz bu. Olmaz Türkiye'de olur mu? Öyle şey yaparlar mı? Yapmazlar kızım. Olsaydı güzel olurdu. Çok güzel olurdu ama olmayınca olmaz. Zenginlerle fakirler bir arada durur mu? Zengin fakiri beğenmez. İyi bir şey ama Türkiye'de geçerli olmaz pek. Daha konforlu yaşamı olurdu. Kalp isterse olur diyebilirim. Olmuş olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani zengin olmadığım için ama. Hani genellikle Türk erkekleri kendilerinden zengin insanları
hiç kabul etmediği için. Yani zenginler bir fakir kızı alırsa daha güzel olmaz mı? Zenginler diyor ki işte malıma mal katayım. Bir zengin kızı daha alırsam benim mevkiim de elit olur. Her konuda benim çocuklarım elit olur. Yani bunlar yanlış. Bir Müslüman olarak fakir de aynı, zengin de aynı. Zengine zaten Rabbim vereceği kadar vermiş kızım. Bir fakirin kızını alsın ki ne? Yazık, o da bizim bir din kardeşimiz. O da gün görsün. O evde mi kalsın yani? Fakir fakirle evlensin de daha mı rezil olsun? Ne zengin kalır ne fakir kalır. Eşit oluruz. Ama evlendikleri zaman da işte ben sen fakirdin de ben seni aldım adam ettim de şöyle böyle. Her türlü oyunlar çok çıkar. Çünkü zengin fakiri sürekli ezer. Denge evlenirlerse ancak birbirlerine eşit olurlar. Ben zengini fakiri çok gördüm gülüm.